Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda sizlere herhangi bir oyun, mobil oyun ya da konsol oyunu falan tanıtmayacağım. Bu videoda size yine bir cep telefonu tanıtacağım. Daha önce tanıttığım Nokia Lumia 1520'nin kardeşi diye nitelendirilen Nokia Lumia 1320'yi tanıtacağım. Şöyle telefonu koyalım. Ya işte kutusundan bilinik şeyler çıkıyor. Kulaklıklı, mulaklıklı, zaten Telefon bizde bayağıdır var. Kutusu da mahvoldu zaten o yüzden ancak toparlayabildik. Ee, telefonu direkt anlatalım. Bildiğiniz gibi 15-20, şöyle açalım. 15-20 pahalı bir, yani amiral gemisi diyorlar ya, o tabiri de kılım. Nokia'nın amiral gemisiydi. Bu daha düşük bir model. Tabi özellikleri 15-20'ye göre çok daha düşük. Bayağı bir düşük. Düşük yani. Ee, fiyatı da ona göre uygun aynı orantıda. Şimdi e, telefonu böyle ilk başlarımızı aldığımızda, şöyle göstereyim. Zebellah gibi bir telefon olduğunu fark ediyorsunuz. Telefon boyutu büyük, 15 20 mm olduğu gibi. 6 inç bir ekranı var. Şöyle telefonun boyutunu direkt ölçeyim ben size. Şuradan başlayayım, şurayı sınırlarsak. 16 küsür bir yükseklik. 8.5-9 santimde bir genişliği var. İşte ekran zaten 6 inçti, 6 inç boyutunu daha önce vermiştik zaten görürsünüz. Biraz kalın telefon. 9.8 mm ya işte 1 santim kalınlığı var şöyle şu tutarsak. Ee, dışında gördüğünüz gibi herhangi bir sim kilidi takma işte e, sim kart takma daha doğrusu SD kart takma bir aparatı yok hani iğneyle iğneyle açılan ses açma kapama kamera tuşu kilit tuşu var. USB şarj girişi var hoparlör çıkışı kamerası kameraya sonra değineceğim kulaklık. Bunların çıkışının olmasının sebebi şöyle çıkartayım bu arka kapak komple çıkıyor yani bu bunu çıkarmak zorundasınız zaten. Arka kapağı çıkardığımız zaman zaten size bahsettiğim işte sim kart girişi. Sim kart mikro sim yani hani bir önceki cihaz gibi makro değil yani kesilen sim karttan oluyor. Bir alt tarafında hemen bir altında da SD kart girişi var. Micro SD. Bataryası gömülü. Niye öyle bir şey yapmışlar bilmiyorum. Ama hani uğraşmamak için demişlerdir. Aslında telefon böyle daha güzel durdu ha. Şöyle bakınca daha şık duruyor. Neyse kapağını takalım. yani dediğim gibi ulaşabileceğiniz tek şey mecbur yani. Mecbursunuz bu kapağı açmak, açmaya. Sim kartla SD kartı buraya takıyorsunuz. Şöyle tekrar takalım. Arka kapağın çıkmasının en güzel özelliği yani telefonun rengini dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Hatta böyle çok gaza gelirseniz de 3D yazıcıdan kendi kapağınızı kendiniz yapabiliyorsunuz. İşte bu kapağın modelleri falan internette geziyor. Nokia tarafından da herhalde ayarlanıyor. De kalkıp da 3D yazıcı olduktan sonra bu telefonu niye alasınız o da var. Şimdi ee, biraz özelliklerden bahsedelim telefonun. Şimdi telefonun ekranı yani 15-20'e göre düşük. Birçok özelliği düşük 15-20'e göre. 15-20'e kıyaslamayın sadece ekran boyutu aynı. İyi olduğu tarafı şu Gorilla Glass 3 var. Yani ekranı sağlam. 15 20ye göre çok daha sağlam ekranı. Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Onun dışında tabii bütün özelliklerinden bir feragat edilmiş. Bu da zaten fiyata yansıyor. Yarısından daha az. Daha ucuz yani 15-20'nin fiyatına göre. Ee, şöyle başlayayım özelliklerine. Snapdragon S4 var. Snapdragon S4'ün iyi e versiyonu var. O kendi içinde birkaç parçaya ayrılıyor. Hani S4 bilmem ne falan filan de değişiyor. Ben de tam bilmiyorum da hani kaliteli olanı var diyeyim ben size. İşlemci konusunda bir sıkıntısı yok. 1.7 GHz çift çekirdek bir işlemcisi var, 8 GB dahili belleği var, hafızası var, 64 GB'a kadar da SD kartla yükselebiliyor. Yalnız işte uygulamaları hani bazı Android telefonlarda olduğu gibi SD karda atamıyorsunuz. Yani 8 GB bir depolama alanınız var ki telefon boş size 6 küsür GB'la geliyor. Bunu iyi kullanmanız lazım, iyi hesaplamanız lazım. Şöyle bir şey var Windows 8.1'de büyük ihtimalle bu uygulamaları SD karta atma muhabbeti gerçekleşecek o şekilde çözebilirsiniz. Onun dışında bilmemiz gereken telefonda NFC özelliği yok. Yani bu telefonları birbirine tokuşturuyoruz ya böyle. Veri aktarıyoruz falan. Zaten bunu biz bir ısınamadık o özelliği Kullanmıyoruz da fazla. Hani olanlar da kullanmıyor açıkçası. Ben hiç birbirinin arkadaşını dokundurarak bir şey aktarılan görmedim. Bluetooth var mı? Bluetooth açılı muhabbet hep dönüyor. Hep dönecek. NFC yok. Bataryası çok iyi. 3400 mAh. O konuda hiçbir sıkıntısı yok. 15 ayrılan. Ee, yani yani 1,5 gün Aktif kullanım da gidiyor. Ekran konusuna gelecek olursak Adreno 305 grafik işlemci kullanılmış. 720p çözünürlüğünde ve 245 bu piksel yoğunluğunda bir IPS ekrana sahip telefon. Yani Full HD değil, HD. Gayet de kaliteli iyi bir ekranı var. Çok parlak yani ekran parlaklığı cidden çok başarılı. Hani şu an zaten en parlak modda mod olması lazım. Yaldır yaldır göz, görünüyor her şey. Bakalım da bir parlaklığı... Neredeydi bunda? Heh. Aynen parlaklık son seviyede. Telefon hani 220 gram. Biraz ağır demişler. Bence bu 6 inçlik bir tablet için normal standart bir ağırlık. Başka bir özel, bahsetmek gerekirse kamera konusuna en son geleceğim. Kamerada sıkıntı var. RAM'i 1 GB. Gayet yeterli. Windows fonunu zaten bilen biliyor. Hani bütün Windows cihazlarla optimize çalışıyor. Hani bir sıkıntı yaratmıyor size. Remi bir çok düşük, çok yüksek gibi. Oyunlarda da bu dahil. Asphalt 8'i genelde kıyaslıyorlar. Hani çok iyi bir oyunmuş gibi. Asphalt 8'de çok çok nadir zamanlarda kasıyor. Çok çok işlem yaptıktan sonra kasmaya başlıyor. Çok az takılıyor. Hani fark etmezsiniz bile diyeyim. Kaldırıyor gayet rahat bir şekilde. Ön kamerası VGA kamera. 0.3 megapiksel. Yani e, selfie çekenleri üzer. Görüntü konuşanları memnun edecek bir kamera. Arka kamerası da 5 megapiksel. Herhangi bir lens yok. işte Pure View olsun, Carl olsun herhangi bir özelliği yok. Standart düz Nokia lensi. Yalnız yani 5 megapiksel kameralar arasında başarılı sayılır. Ama onun dışında hani 8 megapiksel falan olsaydı bence çok daha iyi olurdu. Hani dediğim gibi ben fotoğraf çekme, çekmine önem veriyorum telefonda. Şahsen benim tercihim olmazdı. Eksikleri var mı? Gözüme çarpan tek eksiği var. Bildirim ışığı Yok, onun dışında yani fiyat olarak zaten 1000 liranın altında bir telefon. Fiyat olarak ve performans olarak yeterli ve iyi bir telefon. Şarjı uzun gidiyor. Radyosu var aynı zamanda onu söyleyeyim. Yani bandrol parasına kıymışlar. İlk akıllara gelecek soru tabii bu telefon alınır mı alınmaz mı? Hani bu anlattığım özelliklerin şu an hiçbir önemi yok herkes için. Bu telefon alınır mı? Bana kalırsa alınır. Ya ben kullanmam dedim hani kamera açısından da sonuçta 920 1020 modelini düşünün. Aynı özelliklere sahip sadece kamerası 5 megapiksel, ekranı daha büyük. Hani 920 ile 1020 arasında herhangi bir şey olarak fark yok bu telefonda. Gayet kullanışlı bir telefon. Bu telefonun amacı hani çok fotoğraf çekmek değil zaten. İnternette surf yapayım. İşte ofis programını aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Ekranı gayet büyük ve elverişli bu iş için. Onun dışında hani dediğim gibi fazla bir kamera performansı beklemeyin. Onun dışında her şey zaten standart bir şekilde gayet de iyi çalışıyor. Alınır mı derseniz fiyat olarak çok iyi alınır. Telefonun kırmızı, beyaz ve siyah renkleri var. Bir de bu gördüğünüz güzel sarı rengi var. Ki kapak böyle hani kaygan bir şey değil. Hafif böyle bir nasıl diyeyim pütür pütür mü diyeyim gayet de hoş bir kapağı da var. Kapaklar zaten dediğim gibi değişebiliyor. Onun dışında telefonda anlatacak başka bir şey yok. Bildiğimiz standart bir telefon. Cebede de sığıyor. Kullanırsınız. Gorilla Glass da var. Darbeye karşı dayanıklı. Beni Webtekno TV YouTube adresinden takip edebilir. Teknoloji Yatar Twitter adresinden takip edebilirsiniz. Eyvallah.